Evet birinci sorumuz esas periyodu kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Esas periyodunu bulurken ne yapıyoruz? Şuradaki kuvvetin tek olduğu durumlarda ne kullanıyoruz? 2 pi bölü mutlak a. A dediğimiz x'in katsayısı bu arada. 2 pi bölü 3'ten buradan a'nın mutlak değeri kaç çıkar? 3 yani a'ya 3 ya da eksi 3 olur. Şıklarda 3 olduğu için 3 işaretledik. Olabilir sorusuydu zaten. Buradaki periyot nedir arkadaşlar? Kuvvete baktım tek. 2 pi bölü mutlak a yani 2 a eşittir pi bölü 3'ten. Buradan mutlak a kaç gelir? 3. Bunun periyodu kuvvet çift yani pi bölü x'in katsayısı 1 bölü a'nın mutlak değeri ters çevirip çarptığımızda mutlak a pi. Mutlak a'yı 3 pi bulmuştuk. Cevap kaç geliyormuş o zaman? Pardon 3 bulmuştuk. 3 pi geliyor demek ki cevabımız diyoruz. Burada toplama halinde olan iki tane ifade varsa ayrı ayrı periyotlarını bulup ekoklarını alıyoruz arkadaşlar. Kosinüsünkine bakalım. Kuvvet kaç? 1. 1 yerine ne kullanıyoruz tek olduğu için? 2 pi bölü mutlak a 1. Diğer ifademize bakıyoruz. Tanjantta kuvvetin bir önemi yoktu. Hep ne kullanıyorduk? Pi bölü x'in katsayısı 1. Bu x'in nesini alıyormuşuz? Ekoklarını. Ekoklarını alırken rasyonel ifadelerde üsttekinin ortak katı yani 2 pi alttekilerin de ortak böleni yani kaç yazıyoruz? 1 periyot kaç olmuş oluyor o zaman? 2 pi oluyor diyoruz. Üçüncü soru yine toplama var. Yine aynı mantıktan. Burasını 1 olarak kabul edersek tek. Tek olduğu için ne diyoruz? 2 pi bölü mutlaka kaç? 1. Burası çift ne kullanıyoruz? Pi bölü mutlak a'dan 1. İkisinin nesini alıyormuşuz? Ekokunu alıyormuşuz. Payın ekoku 2 pi paydaların ebobu 1. Yani periyot kaç geliyor arkadaşlar? 2 pi geliyor diyoruz. Beşinci soruda yine bakıyoruz. Buradaki kuvvet kaç? 1. Bir yerine tek olduğu için ne kullanıyoruz? 2 pi bölü mutlaka değişkenimiz kim burada? T olduğu için T'nin katsayısı olmuş oluyor A. 377 yazdık. Yani cevap 2 pi bölü 377 oldu. Altıncı soruya baktığımızda, altıncı soruda hangi periyotlar doğru verilmiştir diye bakmamız gerekiyor, kontrol etmemizi istiyor. Bakalım. Şimdi buradaki Kuvvet bir sinüsün kuvveti. O zaman ne kullanıyoruz? 2 pi bölü x'in katsayısı kaç? 3. Doğru olarak verilmiş diyoruz periyodu. Buradaki kuvvet kaç? 3. 3'un dersine, pardon, 3 tek olduğu için tekin karşılığında ne kullanıyoruz? 2 pi. 2 pi'nin mutlak aya bölümü 2 pi bölü 3 ne verilmiş? Yanlış verilmiş diyoruz. Tanjant ve kotanjant da biliyorsunuz kuvvetler önemli değildi. Hep ne kullanıyoruz? Pi bölü mutlak a'dan pi bölü 2 yani doğru. Burada da yine pi bölü mutlak a dediğim 3'ten pi bölü 3 olması lazım yanlış. Doğru olan kim arkadaşlar? 1 ve 3 cevap neymiş o zaman? Ceyhan'mış diyoruz. Şimdi grafiklerde neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Bir kere neyin grafiği bu? Sinüsün grafiği olarak verilmiş. A'yı şuradan buluyoruz. Şuradaki mesafenin kaç birim olduğu bize A'yı verir. Yani kaç birim buradan? 5. Burada B'yi de şöyle buluyoruz arkadaşlar. Normalde sinüs nerede bir değerini alıyor? Pi bölü 2'de. Yani şu ifadenin aslında pi bölü 2 olması gerekiyordu. B sayısı kaç olursa x pi bölü 4 yazdığımızda pi bölü 2 çıkar. 2 olursa. Dolayısıyla ikisinin toplamı cevap kaç gelir? 7 gelir diyoruz. 8. soruya gelirsek. 8. soruda ne verilmiş burada? kosinüs t artı 5 bölü 10 pi olarak verilmiş. Yani t yerine kaç yazdığımızda çıkacak olan sonuçlar yani daha doğrusu şıklarda baktığımda hep kaç var 15 var. T yerine 15 yazdığımızda A şıkkında 5, B şıkkında 4, C şıkkında 10, D şıkkında 8, E şıkkında da kaç çıkıyormuş? 15 çıkıyormuş. Dolayısıyla T yerine 15 yazdığımda sonuç ne çıkıyor bir bakalım. T yerine 15 yazdığımızda 15 artı 5 kaç yapar? 20. 20 bölü 10'dan kaç yapar? 2, 2 pi. Yani 4 cos 2 pi'nin sonucuna bakacağız. Cos 2 pi kaç arkadaşlar? 1. Yani sonucun kaç çıkması lazım? 4. 15 yazdığımızda 4 çıkacak olan sonuç neymiş? Bolu'ymuş diyoruz. Şimdi 9. soruya baktığımızda 9. soruda x yerine 0 yazdığımızda buradaki sonuç kaç geliyor arkadaşlar? 4 geliyor. Yani 0 yazdığımızda 4 gelene bakalım. 0 yazsam cos eksi 1 eksi 1 ne yapar buraya artı 2 yapar burası kaç gelir 8 olmadı. 0 yazsam yine burası kaç yapar eksi 3 yapar burası 0 sonuç ne geldi eksi 3 bu da olmadı. 0 yazdığımızda burası yine kaç yaptı eksi 3 yaptı bu da olmadı. 0 yazdığımızda 0 artı 2'den kaç geldi? 2 geldi. Ben 4 olsun istiyorum. Bu da olmadı. Sonucuya bakalım. 0, pardon 2. Buraya 0 yazdığımızda pi gelir. Yani eksi 1 gelir. Artı 2'den kaç geldi? Burası 4. Doğru cevap neymiş diyoruz? Edirne'ymiş diyoruz. 10. soruya geldiğinde şimdi yine az önceki bilgilerimize istinaden bunu bir yapalım. Şimdi nereden başlamış? Normalde sinüsün grafiği bir kere şöyle olması gerekiyor ve nereden başlıyor? Sıfırdan. Burada bir kere nereden başlamış? Birden. Demek ki A dediğiniz arkadaşlar bir birim çünkü bir birim yukarı ötelenmiş. Şimdi grafik tam tersi olmuş. Nasıl? Şu şekilde olmuş. Demek ki sinüsün buradaki katsayı negatif. O katsayının kaç olduğunu nasıl buluyorduk? Şuradaki aradaki mesafeden kaç birim burası? 2 birim. Ve de e, simetriyi alındığına göre x eksenine göre ne olması lazım? Negatif olması gerekiyor dedik. Eksi 2 birim gelmiş oluyor. Yine buradaki değer pi bölü 2'de eksi 1 çıkabilmesi için pardon pi de eksi 1 çıkabilmesi için şuradaki değerin yerine pi bölü 2 çıkıyor olması lazım. O ifadede pi yazdığınızda sonucun pi bölü 2 şuraya pi yazdığımda pi bölü 2 çıkabilmesi için k'nın kaç olması lazım diyoruz? 1 bölü 2. Dolayısıyla 1 eksi 2 artı 1 bölü 2'yi topladığımızda sonuç kaç çıkıyor? Eksi 1 bölü 2 çıkıyor. Yani cevap pardon cevap ne geliyor buradan? Ceyhan geliyor diyoruz. Bir sonraki soruya geldiğimizde yine bu ne grafiği arkadaşlar? Bakalım sıfır yazdığımızda kaç çıkıyor olması lazım sonucu? Eksi 3 mü? X yerine sıfır yazdığımızda pardon eksik kök 3 yeriyle eksik kökü 3 olduğu grafik hangisi? X yerine sıfır yazdık. Burası eksi 60. Ne yapar? Eksi var mı sin? 2 sin eksi 60 yapar. O da ne yapar? Eksi 2 sin 60 yapar. Sinüs 60 kaçtır arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. Hemen A şıkkında zaten ne yaptık? İfadenin sonucunu bulmuş olduk diyoruz. 12. soruya gelince. 12. soruda bakalım. Şimdi en belirleyici özellik pi bölü 4 diyelim. X yerine pi bölü 4 yazdığımızda sonucun ne çıkıyor olması lazım? Kök 2. Bakalım Şimdi 45 yazdığımızda bu değerler birbirine eşit olacağı için ne gelir buradan? 0 gelir olmadı. 45 dediğim kök 2 bölü kök 2'den 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 yine istediğim değer olmadı. C'ye bakıyorum kök 2 bölü kök 2 bölü 2 artı kök 2 bölü 2'den 2 kök 2 bölü 2'den kaç çıktı? Kök 2 çıktı. Yani cevap neymiş arkadaşlar? C'ymiş diyoruz. 12. soruya gelince 12. soruda ne istiyor bizden? sekantın grafiği hangisi olabilir? Ya pardon, sekant, grafiğini vermiş. Evet, sekantın grafiği ne olabilir diye soruyor bize. Şimdi pi bölü 2'de bir kere sekant dediğimiz bir bölü kos. Yani pi bölü 2'de ne yapıyor? 1 bölü 0 oluyor. Yani tanımsız oluyor. 90'a soldan yaklaşırsak ne olur arkadaşlar? Artı sonsuz. 1 bölü 0'a sağdan yaklaşmış oluyoruz. Limitten artı sonsuz. Sağdan yaklaşmış olursak ikinci bölgeden yaklaşmış oluyoruz. Yani eksilerden yaklaşmış oluyoruz. Eksi sonsuz olmuş oluyor. Bakalım. Pi'ye soldan yaklaşırken artı sonsuz. Soldan yaklaşırken eksi sonsuz. Burada da öyle. Bunları ne yaptık? Eledik. Şimdi C ile D arasındaki farka bir bakalım. Birinde nereden başlıyor? Eksi bir diğerinde nereden başlıyor? Bir, bir ortak. Demek ki şu kısım bir sıkıntılı. Yani pi kısmı nereden başlıyor? Bir bakalım. Bir bölü kos pi yazarsak ne yapar? 1 bölü eksi birden. Nereden başlıyor olması lazım? Eksi birden. Yani bunu da eledik. Ne çıkıyor cevap? Denizli çıkıyor diyoruz. 14. soruya gelince bize tara alanların toplamını istiyor. Bakalım. Şimdi sinüsün grafiğinde Şuradaki değerin kaç olduğunu biliyoruz. Biz eksi 1 alan değer kim? 3 pi bölü 2 yani 270. Burası kaç? 2 pi'nin olduğu yer. Yani şu aradaki mesafe kaç arkadaşlar? Pi bölü 2. Burası 1. Şuradaki alan ne geliyor? Pi bölü 2 geliyor. Şimdi şu kaç? 30. Sin neyi bulmam lazım? Sin 30'un kaç eşit olduğunu bulmam lazım ki şu uzunluğu ne yapabileyim? Bulabileyim. Doğru mu? Sin 30 kaçtı? 1 bölü 2. Demek ki buradaki değer kaç? 1 bölü 2. Şu uzunluk ise ne geliyor arkadaşlar? 3 pi bölü 2 eksi pi bölü 6. Bunu 1 bölü 2 ile çarparsak şuradaki alanı bulmuş oluyoruz. Onun üzerine de ne yapıyorum? Pi bölü 2 ekliyorum ki alanımızı bulabilelim. Bunun sonucu da kaç çıkıyor arkadaşlar? 7 pi bölü 6. Yani bolu geliyor diyoruz. 15. soruda bizden ne istiyor? Üçgenin alanını istiyor. Üçgenin alanını bulabilmek için neyi? Burayı bulmamız lazım. Az önceki soruda burasının kaç olduğunu söyledik. 3 pi bölü 2. 1 bölü 2'nin karşılığı az önce bulmuştuk. Kaçtı arkadaşlar? Pi bölü 6. Yani şurası 3 pi bölü 2 eksi kaç? Pi bölü 6. 3 ile çarptık. Kaçmış burası? 8 pi bölü 6. Yani 4 pi bölü 3 kim? Tabanımız. Niye bulmam lazım? Şuradaki yüksekliği ama zaten vermiş bize bulmaya gerek yok. 1 bölü 2. Yani 4 pi bölü 3 ile 1 bölü 2'yi çarpıp 2'ye böldüğümüzde bize neyi verecekmiş? Alanı veriyormuş. Kaç çıkıyor cevap arkadaşlar? Pi bölü 3. Yani ne çıktı cevabımız? Bolu çıktı diyoruz. Devam edelim. Sonraki soruda bizim A, B ve C kıyaslamalarını soruyor bize. A, B ve C sinüsteki içindeki açılardaki verdiğim değerlerdeki e, x'lerin katsayıları olmuş oluyor. A, B ve C A B'den büyük, B de C'den büyük olarak vermiş. Yani birini atıyorum 3, birini 2, birini 1 verirsek ne olmuş oluyor? f(x) sin 3x, g(x) sin 2x, h(x) de sin x mi olmuş oluyor? Biliyoruz ki bu x değeri yani şu x'in katsayılarındaki değer arttıkça şuradaki şuradaki şeyler ne yapar arkadaşlar? Kısalır. O zaman f x için ben dedim ki sin 3x olsun mesela. g x ne dedik? Sin 2x olsun. h x de ne olsun? Sin x olsun dedik. Bu pi bölü 2'de bir değerini alır. Bu nerede de hangi şeyde değerini alır bir değerini alır arkadaşlar pi bölü 2'de bu da nerede pi bölü 3'te dolayısıyla bakın ne yapar burası biraz daha küçülür küçüldüğü için h g x sıra h pardon f g h sıralaması bizim için doğru olmuş oluyor yani ne çıkıyor cevap adana çıkıyor diyoruz ya da periyotlardan bakabiliriz bununki kaç pi 2 pi bölü 3 pi 2 pi olmuş oluyor. Bakın daha geniş biraz daha dar, daha da dar da diyebiliriz diyoruz. Sonraki soruya gelince sin x artı cos x. Sin x artı cos x grafiği hangisi olabilir diye soruyor. En basiti nereden bakalım arkadaşlar? 45 değerinden bakalım. 45 değerini verirsek sin 45 artı cos 45 kök 2 bölü 2 artı kök 2 bölü 2'den ne çıkıyor olması lazım? Kök 2 çıkıyor olması lazım. Bu şıklardan hangisinde 45 yazdığımızda kök 2 çıkar? bakalım. Tabii ki Edirne'de ne vermiş bize? 45 yazdığımızda kök 2 diyene çıktığı cevap Edirne oluyor diyoruz. 18. soruya gelince bize iki tane fonksiyon vermiş. Birini cos x, diğerini arc cos x. Yani bunlar birbirinin nesi tersi. Fonksiyonlar neye göre simetrik olunca birbirinin tersi oluyordu biliyorsunuz ki. Y eşittir x'e göre simetrik olan fonksiyonlar birbirinin nesiydi arkadaşlar? Tersiydi. Dolayısıyla doğru cevap ne diyoruz? Ceyhan diyoruz. 19. soruda bize neyi vermiş? fx'i ark olarak tanımlamış. Şimdi ilk ne yazın diyor. İlk önce bir eksi pi eksi 3 bölü 4 yazdığımda sonuç ne çıkar? Yani 2x eksi 1'in kaça eşit olmasını istiyorum? Eksi 3 bölü 4. 2x eşittir. Eksi 3 bölü 4 artı 1'den kaç geliyor burası? 1 bölü 4. Yani x dediğimiz kaç geliyormuş? 1 bölü 8. x yerine 1 bölü 8 yazarsak bu ne geliyormuş? Ark sin 1 bölü 2 eksi 1'den 1 bölü 2 geliyor. Artı Şimdi buna bulalım. Sonra değerlerine bakacağız. 2x 1'in 0 eşit olduğu değer x'in 1/2 olduğu yer mi? Buraya 1/2 yazarsak ne geliyor burası? arcsin 1/2 yazarsak 2 1'den 1 gelmiş oluyor. Sinüsün 1 olduğu açı kaç? 90. Burası e 1 bölü 4 eksi 1 özür dilerim eksi 1 bölü 2 yapıyormuş. Sinüsün eksi 1 bölü 2 olduğu açı. 1 bölü 2 olduğu değeri önce bir bulayım. Nerede 1 bölü 2 oluyordu arkadaşlar? Sin 30'da yani pi bölü 6'da. Eksi olduğu kaçıncı bölge oluyordu? 4. bölge yani kaç olacak demektir? Eksi pi bölü 6 olacak demektir. Bu ikisinin toplamını istiyor bizden. 3 pi bölü 6 eksi pi bölü 6'dan 2 pi bölü 6 yani kaç geliyor cevap? pi bölü 3 geliyor diyoruz. Şimdi 20. soruya gelince 20. soruda bu fonksiyonun tersini istemiş bizden. Şimdi fonksiyonun tersini bulmak için ne yapıyorduk biz arkadaşlar? Önce tan x eksi 2'yi yalnız bırakalım. Burada ne olur? 3 eksi fx gelmiş olur. Sonra Tanjanttan kurtulmam için her iki tarafın nesini almam lazım? Ark tanjantını almam gerekiyor. Ark tanjantını eğer alacaksak. Burada ne kalır arkadaşlar? x eksi 2. Buradan ne gelir? Arktan 3 eksi fx olmuş olur. Sonra x'i yalnız bıraktığımızda 2 artı ark tanjant 3 eksi fx gelmiş oluyor. x'i yalnız bırakmak demek fonksiyonun tersini almak demekti. Bunun yerine f'in tersi x fx yerine de ne yazıyorduk arkadaşlar? x yazıyorduk. Dolayısıyla 2 artı ark 3 eksi x yani cevap ne geliyor gençler? Denizli geliyor imiş. 21. soruda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Bir bakalım. Şimdi ark kos eksi x pi eksi arc cos x'e eşit midir? Bir kontrol edelim. Şimdi bu ifadenin tamamını ben alfa dersem ne elde ediyoruz? Arc cos eksi x eşittir alfa geliyor. Peki tersini almak demek bunların yerini değiştirmek demek. Cos alfa eşittir ne olmuş oluyor? Eksi x mi? Bakalım bir de şuradaki ifadeye bir bakalım. Pi eksi arc cos x eşittir alfa. Yani arc cos x -alfa eşittir pi eksi alfa. Yine tersini alırsak x eşittir parın kosinüs pi eksi alfa. İkinci bölgede eksi kos alfaya eşittir x. Yani kos alfa ne geliyor? Eksi x. İki ise eşit olduğu için ne geldi arkadaşlar bunlar? Birbirine eşit gelmiş oldu. Sinüste eksilik biliyorsunuz dışarıya atıldığı için bu da ne yapar? Dışarıya eksi olarak çıkar diyoruz. Tanjant da yine dışarıya çıkar eksilik diyoruz. Kotanjant'la kosinüs aynı davrandığı için yukarıdaki işlemi aynı yaptığımızda 4'te eşit olmuş oluyor. 5'e bakalım. Arkla kos'la sin bakalım. Şimdi içiyle dışının yerini değiştirdiğimizde fonksiyonun tersini almış oluyoruz. Şuraya yazalım. Ne geliyor burada? Sin pi bölü 2 eksi x kos x'e eşit mi değil mi diye kontrol etmem lazım. E, kaçıncı bölge? Birinci bölgede. Sinüs artı 90'dan çıkartırsam artı kos x kos x'e eşit geldi mi? Geldi. O zaman 5 de doğru olmuş oldu. Şimdi 6. öncüle bir bakalım. Yine içiyle dışını yerini değiştirdiğimizde ne geliyor arkadaşlar? Kotanjant pi eksi x eşittir. Tanjant x midir? Kaçıncı bölge? İkinci bölgede kotanjant eksi isim değiştirmez. Tanjant x eşit midir? Değildir. Bu ifade yanlış olmuş oldu. Doğru cevap denizli. Cevap anahtarında ne demiş arkadaşlar. Bunu de düzenliyoruz, değiştiriyoruz. Ne çıkıyor cevap Denizli çıkıyor diyoruz. 22. Soruya gelince 22. Soruda en geniş tanım aralığı demiş. Şimdi bu tersini düşünürsem buradaki içindeki ifadenin kaçla kaç arasında olması gerekiyor? 3x eksi 1 bölü 2'nin 1 ile kaç eksi 1 arasında olması gerekiyor. 2 ile çarparsak eksi 2 ile kaç arasında 2 arasında 1 eklersek 3 arasında. 3'e bölersek x eksi 1 bölü 3 ile 1 arasında çıkıyor. Doğru cevabımız ne geliyor o zaman arkadaşlar? Denizli geliyor diyoruz. 23. soruya gelince şuradaki ifadeye pardon şuradaki ifadeye alfa dersek bizden ne istiyor? Tanjant pi bölü 2 artı alfa. Yani ikinci bölge ve pi bölü 2 var isim değiştiriyor. Bizden ne istiyor? Kotanjant alfanın değerini istiyor. Peki şu ifade yani arksin 3 bölü 5 kaça eşitmiş? Alfaya. İçi ile dışını yerini değiştirdiğimizde arttan kurtarmış oluyoruz. Yani sin alfanın kaça eşit olduğunu görüyoruz buradan. 3 bölü 5. Hemen dik üçgenimizi çizdik. Karşı bölü hipotenüs. 3 bölü 5'i yerleştirdikten sonra kotanjantı bulmak istersek komşu bölü karşıdan arkadaşlar kaç çıkar cevap? Eksi 4 bölü 3 çıkar diyoruz. 24. soruya gelince 24. soruda Yine içindeki ifadeye alfa dersek bizden ne istiyor? Kosekant alfayı yani 1 bölü sin alfanın ne olduğunu bulun diyor bize. Peki içindeki ifade yani arktan 1 bölü x eksi 1'in alfa olması ne demek? İçi ile dışın yerini değiştirdiğinizde tan alfanın 1 bölü x eksi 1 olması demek. Hemen dik üçgenimizi çizdiğimizde alfa karşı bölü komşu bunu elde ediyoruz. Tabi burada neyi bulmamız lazım? Hipotenüsü bulmamız lazım. Bunun karesi x kare eksi 2 x artı 1. Artı 1 eklediğimizde x kare eksi 2x 2 x artı 2'nin sonucunu elde ediyoruz. Bizden ne istiyor? 1 bölü sin alfa istiyor. Sin alfa karşı bölü komşudan 1 bölü kök içinde x kare eksi 2 x artı 2 oluyor. Ters çevirip çarptığımızda arkadaşlar sonuç ne geliyormuş? Edirne geliyormuş diyoruz. 25. soruya gelince hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakalım. İçi şimdi ne yapalım? Şuraya pardon. Şuraya alfa dersek bakalım. Kos, kos alfa kaç olmuş oluyor oradan? 1 bölü 2 mi? Kosinüsün 1 bölü 2 olduğu açına sinüs kaçtır? Kök 3 bölü 2'dir. Doğru. Yine buraya alfa dersem sin alfanın 1 bölü 2 olduğu yerde kosinüs kök 3 bölü 2'dir. Doğru. Buraya yine alfa dersek kotanjant alfanın kök 3 olduğu yerde tanjant 1 bölü kök 3 yani kök 3 bölü 3'tür. Doğru. Yine buraya alfa dersek tanjant alfanın kök 3 olduğu yerde kotanjant nedir? 1 bölü kök 3'tür. Yani kök 3 bölü 3'tür. Bu da doğru. Tanjantın 1 olduğu açıklık 5 derecedir. Sin 45 kaçtır arkadaşlar? Kök 2 bölü 2. ne gelmiş oldu yanlış gelmiş oldu diyoruz. 26. soruya gelince. Şimdi burada yine baktığımızda en geniş tanım kümesinden bahsediyor. En geniş tanım kümesi için nereye bakmamız lazım? Sinüsün buradaki ifadenin. Bu ifade kaçla kaç arasında oluyordu? 1 ile eksi 1. Yani x eksi 1'in karesi kaçla 1 ile kare olduğu için kaç arasında olacak demektir arkadaşlar? 0 arasında olacak demektir. Yani x eksi 1 aslında 1 ile kaç arasında olmuş oluyor? Eksi 1 arasında. Dolayısıyla x 0 ile kaç arasında? 2 kapalı aralığı olarak bulmuş oluyoruz. 27. soruya bir bakalım. Şimdi buraya biz alfa der isek bizden ne istiyor arkadaşlar? Ark sin x'in pi bölü 6 artı alfa olduğu yeri bulun diyor. Yani kısacası sin pi bölü 6 artı alfanın kaç olduğunu söyleriz biz burada. X olduğunu söyleyebiliriz. Peki şuradaki eşitlikten yani ark cos x'in alfa olduğu eşitlikten kosinüs alfanın ne olduğunu eşit olduğunu söyleriz. X'e mi? Peki sinüs ve kosinüs birbirine eşitse X değerine eşitse? Pi bölü 6 artı x ile x'in kaç eşit olması lazım? Pi bölü 2'ye mi? Ya da işte e, burası kaç yapıyor? 30. Burası kaç yapıyor? 90. 2x eşittir 60'dan. x eşittir kaç geliyor yani? 30 mu geliyor? Peki bizden x değerinin x aşağıdakilerden hangisidir diye. Pardon alfa. Çok özür dilerim buradaki açılar alfaydı. Alfa kaçmış burada 30. Bizden ne istiyor? Cos 30 x değeri değil midir arkadaşlar? kosinüs 30 dediğiniz kaç yapar? Kök 3 bölü 2 yapar. Sonuç kaçmış? Kök 3 bölü 2ymiş diyoruz. Şimdi 28. Soruya gelirsek. 28. Soruda. B'den bir miktar gidiyormuş ikinci araç, A'dan bir miktar gidiyormuş birinci araç. Bu aradaki mesafenin ne kadar olduğunu soruyor bizden. Şimdi ne kadar gidiyorlarmış? 10 kilometre falan filan. İki aracın bulundu. Bakalım arkadaşlar, 30 kilometre. Bu aradaki mesafe kaçmış yani? 30 muymuş? Tamam hızla yol almaktadır. İki araç bulunduğu noktalardaki 30 alfa açısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hangisinin eğimi sıfırmış? Araç A'dan 10 kilometre 2 nokta hareket etmiştir. Yol almaktadır. Şimdi buradan baktığımızda arkadaşlar 80 ne kadar yol gitmişler? İki saat sonra, pardon yarım saat sonra, ha şunu görmedim, çok özür dilerim. Yarım saat sonra 80 çarpı 1 bölü 2 kaç yapar burası? 40. Diğeri de arkadaşlar 100 çarpı 1 bölü 2'den kaç yaptı burası? 50. Yani şuradaki kaç olmuş oldu? 60. Bizden aradaki açı istiyor. Ne yapıyoruz? 30'un karesi eşittir 40'ın karesi artı 60'ın karesi eksi 2 çarpı 40 çarpı 60 çarpı kos alfa diyoruz. Buradan kosinüs alfayı işlem yaptığımızda burası kaç? 900, burası 1600, burası 3600 yapıyor. Bu işlemi yaptığımızda buradan kosinüs alfa kaça eşit geliyor? 43 bölü 48'e eşit geliyor. Bizden ne istiyor? Alfanın kaç olduğunu istiyor. Yani her iki tarafın tersini alıyoruz. Arkos kaç yapar? 43 bölü 48 yapıyor diyoruz. Yani cevap Edirne geliyor diyoruz arkadaşlar. Evet, 29. sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradaki açıların sinüsleriymiş. Buraya alfa, buraya beta dersek, sin beta kaçmış, kök 2 bölü 3. Sin alfa kaçmış, 1 bölü 3. Sin teoremini yazarsak, e, x bölü sin alfa eşittir 1 bölü 3 sin beta yazıyoruz. Sin alfa yerine 1 bölü 3 düzeltelim buraya da kök 2 bölü 3 yazarsak x buradan arkadaşlar 1 bölü 3 kök 2 geliyor. Yani cevap denizli gelmiş oluyor. 30. soruda şimdi kenarların oranlarını bir yazalım. Buraya a ya yazarsak burası kaç oluyormuş? 3a. Dolayısıyla a ve 3a olursa alanları da s'e 3s olmuş olur. Şu ortak kenar ona k dersek Şöyle bir hesap yapalım. Şimdi S dediğimiz 1 bölü 2 çarpı k çarpı 8 çarpı sin x. 3 s dediğimiz 1 bölü 2 çarpı k çarpı 4 çarpı sin 60. Sin 60 dediğimiz kaç arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. Oranlarsak bunları birbirinden götürürsek. Bununla bu gitti ki. Buradan sin x eşittir. Kök 3 bölü 12 çıkar. Yani cevap... Edirne diyoruz. Şimdi 31. soruya gelelim. 31. soruda şöyle yapalım. Şimdi burası alfa ise burası ne olur? 30 eksi alfa olur. Şuradaki üçgenle şuradaki üçgenin kenarları aynı olduğu için buradaki üçgeni buraya taşırsak burası alfa kadar dersek burası 6 kök 2 olur. Buraya a dersen burası a kadar burası da b kadar olur. Yani a artı b'ye mi bakacağız burada? A artı B dediğimiz ne yapar? 1 bölü 2 çarpı 6 kök 2 çarpı 8 çarpı Şuradaki açık aç arkadaşlar 30 sin 30 olmuş olur. Yani kaça eşit olmuş olur orası? 1 bölü 2. 4 işlemi yaptığımızda 12 kök 2 çıkıyor. Cevap anahtarında 24 kök demiş yanlış yazmış arkadaşlar. Adana olacak diyoruz. 32. soruya gelirsek eğer Şimdi diyor ki bizden ee, burasını istiyor. Burasının 7 olduğunu vermiş. Şimdi ABC'de kirişler dörtgeni. Yani buraya alfa dersek burası ne olacak? 180 eksi alfa olacak. Şimdi burada üçgenden kos teoremini yazarsak 7'nin karesi 5'in karesi artı x'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı x çarpı sin 180 yani pardon kos 180 eksi alfa yani artı ne eşit işte olur burası? cos alfaya. Buradakini yazarsak 7'nin karesi eşittir 8'in karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 3 çarpı ne eşit olacak? Kos alfa. Buradaki 4 işlemi yaptığımızda kosinüs alfa kaç geliyor? 1 bölü 2 geliyor. Buradaki 1 bölü 2'yi yukarıda yerine yazarsak 49 eşittir 25 artı x kare 2'ler gitti artı 5x olmuş olur. Yani x kare artı 5x eksi 24 eşittir 0 gelir. 8 eksi 3 Buradan x'e 3 ya da eksi 8 gelir. Uzunluk eksi olamayacağı için x kaçtır arkadaşlar? 3'tür diyoruz. 33. sorudan devam ediyoruz. 33. soruda bakalım şimdi. Bu kenar taraf tarafa toplarsak buradan C'ler gider. 2 tane A artı B kaç yapar? 40. Yani A artı B kaç gelir buradan? 20. A artı B 20 ise C kaç gelir? 5. Şimdi sin teoreminden A bölü sin A eşittir B bölü sin B eşittir C bölü sin C'yi yazarsak. A artı B'nin ne eşit olduğunu biliyoruz. Sin A artı sin B'ye eşit olduğunu biliyoruz. Burası da C bölü. Ne olur? Sin C. İçler yer değiştirirse A artı B bölü C eşittir. Sin A artı sin B bölü sin C olur. Zaten da şey bu. A artı B yaz önce 20. C'yi de 5 bulduk. Oran kaç eşit arkadaşlar? 4. Cevabımız neymiş yani? 4'müş diyoruz. Şimdi 34. sorudan devam edersek şöyle yazalım. Şimdi buradaki açıya biz alfa dersek. iki iç açın toplamı komşu olmayan dış açı yani şu iki açın toplamına eşit olacak. E bu taraf 30 burası ne olur arkadaşlar? Alfa kadar olmuş olur. Şimdi şöyle yapalım. Buradan dik indirdiğimizde ve de buradan dik indirdiğimizde bakın şu üçgen bir iki üçgen birbirine ne geliyor? Eş geliyor. Yani yükseklikler ne olmuş olacak? Eşit olmuş olacak diyoruz. Peki 90'a karşılık 12 ise burada 30'a karşılık kaç gelir burası? Bu üçgende de o zaman şu mavi kenar kaç olur? 6 olur. Dolayısıyla buradaki üçgenin alanı arkadaşlar 12 çarpı 6'nın yarısından kaç olur? 36 olur diyoruz. Yani Ceyhan geldi cevap. 35. sorudan devam ediyoruz. Şimdi x'i istiyor bizden. Şuradaki açıyı bilirsek kosinüsünden ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Oradaki açının Kosinüsünü nereden buluruz arkadaşlar? Buradaki üçgenden ne yapacağız? Bulacağız. Şimdi soldaki üçgende kos teoremi yaparsak eğer ne gelir? 16 eşittir. 4 artı 9 eksi 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı kos alfa. 4 işlemi yaptığımızda kosinüs alfa buradan eksi 1 bölü 4 bulunur. Burada ise x kare eşittir. 9 artı 16 eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı eksi 1 bölü 4 yazarsak x kare eşittir. 31'den x eşittir kök 31 çıkar. Yani cevap nedir? Denizidir diyoruz. 36. soruda bakalım ne vermiş bize? BE3, EF3, CF3 yani karşısı kaç arkadaşlar? 9 diyoruz. D, GF'nin 9 olduğunu vermiş. DG'nin 15 olduğunu vermiş. Buraya x dersek şuradaki papyondan 6'nın 9 dokuzu oranı 9'un x oranı eşittir den. x buradan kaç çıkar? 27 bölü 2 çıkar. Kos teoremini yaparsak 27 bölü 2'nin karesi eşittir. Şurası neydi? 27 bölü 2. 15'in karesi artı 9'un karesi. Eksi 2 çarpı 9 çarpı 15 çarpı cos. neyi buluruz arkadaşlar? cos teta'yı buluruz. Buradan kosinüs theta işlem yapıldığında 11 bölü 24 çıkar. Yani cevap C. Devam ediyoruz 37. soruyla. Şimdi şuradaki kenarları bulursak cos teoreminden bu kenarı bu kenarı bulursak cos teoreminden neyi buluruz? Sayfayı buluruz. Burası 1, burası 2, burası ne olur? Kök 5. Burası 2, burası 2. Burası 90 olduğu için burası ne olur? 2 kök 2. Peki şuradan Buraya orta noktaymış e. O zaman burası da bir dersek. 2, 2, 2, kök 2. Şuradaki dik üçgende Pisagor'dan 1 artı 8, 9. 9'un kare kökü. Burası kaç yapar? 3 yapar. Şimdi 2 kök 2'nin karesi. Kosinüs söylemi yapıyoruz. Kök 5'in karesi artı 3'ün karesi. Eksi 2 çarpı kök 5 çarpı 3 çarpı ne gelir? Kosinüs alfa mı gelir? Bu işlemi yaptığımızda kosinüs alfa 1 bölü kök 5 geldi. Bizden ne istiyor? Tanjant alfayı. Hemen dik üçgenimizi oluşturuyoruz. Alfa dedik. Komşu bölü hipotenüs dedik. Kök 5'in karesi 5. Eksi 1, 4. 4'ün kare kökü burası kaç olur arkadaşlar? Mesela oradan 2 olur diyoruz. Tanjant alfa istiyor. Karşı bölü komşudan 2 bölü 1'den kaçmış cevap? 2'ymiş diyoruz. 38. soruda bizden ne istiyor? Çevrel çemberin yarıçapını istiyor. O zaman şöyle yapalım. A bölü sin A eşittir b bölü sin b eşittir c bölü sin c. O da ne eşitti? 2r'ye eşitti. Şimdi bu ikisinin toplamı kaç? 150. O zaman buradaki açı kaç? 30. Yani şuradaki eşitlikten biz neyi bulacağız? Yarı çapı. 3 bölü sin 30. Sin 30 kaçtı arkadaşlar? Yazayım şuradan. Sin 30 eşittir. Ne diyoruz? 2r diyoruz. Hemen düzenleyelim buradan. 3 bölü sin 30 dediğimiz 1 bölü 2 eşittir 2r'den. Buraya kaç çıkar gençler buradan? 3 çıkar. Yani cevap neymiş? Bolu'ymuş diyoruz. 30. soruda yine ne yapalım? A bölü sin x. Eşittir ne diyeceğiz? 2 re. Şimdi oranda şöyle bu ikisinin yerini ne yapabiliyorduk? Değiştirebiliyorduk. A bölü re eşittir 2 sin x diye düzenleyelim. Bizden A bölü re istiyor çünkü. 2 çarpı 0,75'ten bir buçuk olur. Bir buçuk dediğimizde kaçtır? Üç bölü ikidir. Yani cevap Adana oluyor diyoruz. Kırkıncı soruya gelince ne diyeceğiz yine? A bölü sin A eşittir B bölü sin B eşittir C bölü sin C. Şöyle yazalım yine. A artı B bölü sin A artı sin B eşittir C bölü sin C dedik. Yerlerini değiştirirsek ya da gerek yok. Şuraya ne yazalım? 2 sinceye yazalım. Sinceler birbirini götürsün. A artı B ne eşit olsun? 2 C eşit olsun. C kaç arkadaşlar burada? 10. Yani A artı B kaçmış aslında? 20. E çevre 20 artı 10'dan kaç eşittir? 30'a eşittir diyoruz. 41. soruda elimizde bir yine kirişler dörtgeni var. Burası ne? 180 eksi alfa. Buradaki üçgenin alanı ne? 1 bölü 2 çarpı 24 çarpı 26 çarpı sin 180 eksi alfa. Sin 180 eksi alfa neye eşit? Sin alfa'ya eşit. Sin alfayı bulabilmek için şuradaki kos alfadan dik üçgen oluşturarak 5, 12, 13 üçgenini yerleştirdiğimizde 1 bölü 2 çarpı 24 çarpı 26 sin alfa yerine de 12 bölü 13 yazdığımızda 4 işlemi yaptığımızda alan kaç çıkıyor? 288 çıkıyor diyoruz. 42. soruya 42. soruya gelince. Şimdi şuraya alfa dersek Tanjant alfa karşı bölü komşudan 1 bölü 2 imiş. Alfa dediğimiz ark tanjant ne olur? 1 bölü 2 olur. Peki alfa artı beta ne olur? Alfa artı betanın tanjantı 9 bölü 6'dan kaç? 3 bölü 2. O zaman buradan alfa artı beta arktan 3 bölü 2 mi olur? Peki beta dediğimiz ark tanjant 3 bölü 2 eksi beta olur. Beta eksi alfa olur çok özür dilerim. Alfa dediğimiz buradan neydi? Art tanjant 1 bölü 2 idi. Yani cevap ne çıkar arkadaşlar? Ceyhan çıkar diyoruz. 43. soruda Şimdi buradaki ADC üçgenine S dersek ABC 3 smiş Yani buraya kaç S kalır? 2 S kalır. Aradaki kenara da ortadaki kenara da X diyelim. Şimdi alan formüllerini bir yazalım bakalım. Önce 2 S yazalım. 2s dediğimiz 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı x çarpı sin alfa. S dediğimiz 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı x çarpı sin de eşit teta. Taraf tarafa oranlarsak s'ler 1 bölü 2'ler x'ler 3 bölü 2'ler giderse sin alfa bölü sin teta 4 bölü 3 gelir cevap Ceyhan diyoruz. 44. soruda Yine bir üçgen oluşturalım. Şöyle yapalım. Kenarlara paralel çizelim. Buradaki açı 120 ise buradaki açı da kaç olur? 120 olur. Paralellikten burası 2. Buraya da kaç kalır? 2 kalır. Eşkenar dörtgenin bir kenarı 6 ise burası da kaç olur? 6 olur. Burada ne yapalım şimdi? Kosinüs teoremi. x kare eşittir. 2'nin karesi artı 6'nın karesi. 2 çarpı 2 çarpı 6 çarpı kos 120. Kos 120 ile eksi kos 60 birbirine eşit. Eksi kos 60'dan kaç gelecek? Burası eksi 1 bölü 2. Buradaki işlemi yaptığımızda x kare eşittir 52, x eşittir 2 13 gelir. Yani cevap denizi diyoruz. 45. soruya geldik. 45. soruda ne çiz diyor bize? Bir dik üçgen çiz diyor. A açısı 90 olsun diyor. Burası A, burası B, burası C olmuş olsun. Şimdi bakalım hangisi doğrudur. İlkini yazarsak A 90 derece sin 90 kaç 1 kare kaç yapar 1 sin B B burası sinüsünü yapar B bölü A'nın karesi sin C C burası karşı bölü komşu kare bölü A kare yapar Pisagordan B kare artı C kare nedir? A kare bölü A kareden 1 çıkar. Yani bu ne geldi arkadaşlar? Doğru geldi. Cevap neymiş? Adana'ymış diyoruz. 46. soruya geldik. 46. soruda bir üçgen çizelim bakalım. A B, C üçgeni. A, B, C. Burası kaç derece? 60 derece. Kosinüs teoremimizi bir yazalım. C kare eşittir. A kare artı B kare. Eksi 2 A, B çarpı kos 61 bölü 2'yi yazdık. C kare eksi B kare eşittir. A kare eksi A, B kalsın. C eksi B, C artı B 2 kare farkından. B artı C kaçtı? 2A yazalım a parantezini alırsak a eksi b gelir. a'lar birbirini götürdü. 2c eksi 2b eşittir a eksi b'den. Ne geliyor buradan? a artı b eşittir. 2c geliyor. Şimdi a yerine 2c eksi b yazdığımızda şurada. Yukarıya yerine yazdığımızda şu ikisinden ortak çözüm yaptığımızda aslında b ile c birbirine eşit gelmiş oluyor. b ile c birbirine eşitse ne gelir oranları arkadaşlar? Bir gelir diyoruz. Geçtik. Sırada 47. sorumuz var. Yine buradaki açıya beta dersek. Burası 9. Karşı taraf 9 olabilmesi için burası kaç olur? 2 olur. Ne diyeceğiz? Tan beta kaça eşitmiş? 2 bölü x. O zaman beta dediğimiz ne olacak? Arktan 2 bölü x olacak. Peki. Tanjant alfa artı beta ne olacak peki? Şuradan baktığımızda 5 bölü x yani alfa artı beta ark tanjant 5 bölü x olacak. Peki bizden nere istiyor? Alfa istiyor. Alfa dediğimiz ark tan 5 bölü x eksi beta. Beta'yı daha önce kaç bulmuştuk? Arktan 2 bölü x bulmuştuk. 5 bölü x eksi 2 bölü x cevap neymiş arkadaşlar? Adana'ymış diyoruz. 48. soruya geldik. 48. soruda bakalım şimdi bizden ne istiyor? Şimdi öncelikle şu arası kaçmış? Dakikada 400 metre hızla 5 dakikada alıyorsa yol kaç? Pardon 2000 fazla bir sıfır fazla koyduk. bin metre. Ee, şu arası 83 çarpı 4'ten 3200 metreymiş. Burayı bilmiyoruz. Orayı bulacağız. X yazmayalım. X karışmasın. Y kare eşittir. 2000'in karesi artı. 3200'ün karesi eksi. 2 çarpı 2000 çarpı. 3200 çarpı kosinüs x kaç olarak vermiş? 0,5 yani 1 bölü 2. Bu dört işlemi yaptığımızda y buradan 2800 yani denizli çıkar diyoruz. Şimdi 49. soruda diyor ki D'den E'ye gidiyor. Kaç santimetre gidiyormuş? 8 santimetre. E'den A'ya kaç santimetreymiş? 6 santimetreymiş. AB arası yani şuradaki mesafeyi soruyor. Şimdi şuradaki alfayı bulursak, buradaki alfayı yerini yazarsak kos teoremlerinden buluruz. Burası ne? 12'nin karesi, 8'in karesi, artı 6'nın karesi, eksi 2 çarpı, 8 çarpı, 6 çarpı, kosinüs alfa yapar. Buradan kosinüs alfa, eksi 11 bölü 24 çıkıyor. Yukarıdaki üçgenden Şurada aşağı yazayım. X kare eşittir. 6'nın karesi artı 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa. Yani eksi 11 bölü 24'ü yazdığımızda buradan x kare eşittir. 74 çıkar. X de kaç? kök 74 gelir diyoruz arkadaşlar. Evet son sorumuza geldik. Bunu birazcık büyütelim. Buradaki değerlerimizi yazalım. Burası 40 binmiş. Burası 20 binmiş. Burası 30 binmiş. Sonra biraz daha uzatılmış. Burası 60 bin kadar uzatılmış. Şuradaki mesafe ne olur diyor. Yani burası kaçmış aslında? 80 bin olmuş oluyor. Şimdi küçük üçgenden şuradaki alfayı bulup büyük üçgende yerine yazınca aradaki uyduların mesafesini ne yaparız? Buluruz. Buradaki küçükten 30 binin karesi. 40 binin karesi artı 20 binin karesi eksi 2 çarpı 40 bin çarpı 20 bin çarpı kosinüs alfa diyoruz. Buradan kosinüs alfa 11 bölü 16 çıkıyor. Büyük üçgende x kare eşittir 40 binin karesi artı 80 binin karesi. Eksi 2 çarpı 40 bin çarpı 80 bin çarpı kosinüs alfa 11 bölü 16. Buradaki işlemi yaptığımızda x 60.000 çıkıyor diyoruz ve testin sonuna geldik.